Dersim Ray Hak inancı üzerinde çok uzun süreye yayılan kapsamlı bir başkalaştırma programı devrede. Asimile etme, değiştirme, başkalaştırma. Bu adım adım uygulanıyor. Bugünkü diyelim ki cami inşaatları, Kur'an kursları çok böyle sıradan gelebilir. Tabii ki bizim herkesin inancını yasamasını istiyoruz. Yani her kesim, toplumdaki her kesimin, Hristiyan'ın da, Alevi'nin de, Sünni'nin de, gayrimüslim'in de, hepsinde herkesin kendi inancını özgürle yaşaması, özgürce yaşaması taraftarıyız. Ama işte bu parçaları birleştirdiğimizde esasen uzun vadiye yayılan bir şialaştırma programı devrede. Cami temelinde, Kur'an kurslarında buna göre ele almak lazım. Yani bunun bir de arka planı var. Örneğin kutsallarımıza yaklaşımlar. Ovacık gözlerinde gidenler görmüşlerdir oradaki manzarayı, oradaki durumu. Tamamen orada inancımıza ters durumlar söz konusu. Biz kutsallarımıza dokunmayın dedikçe kendileri oraları gözden düşürme, etkisileştirme ya da etkisini azaltma, onun ağırlığını hafifletme, zamanı yayarak uzun vadede böyle düşünebiliriz. Yani bu yaratacağı sonuçlar bunlardır. Şimdi üniversiteler bilim yerlerdir, bilim merkezlerdir. Biz de devamlı değişime, ilime, bilime açık bir inanç olarak üniversitelerde özellikle bu adımların atılması ayrı bir sakıncadır. Örneğin askeriyede diyelim ki bu tarz adımların atılması başka bir sakınca doğurur. Yani ülkeye ne oluyor diye biz düşünmekte kendimizi alamıyoruz. Acaba ülke başka bir düzene mi hazırlanıyor, şeriata mı hazırlanıyor ya da onun taşları mı, oraya gidişin taşları mı döşeniyor? Hani burada bu ülkede bütün bir toplum, başta da Alevi toplumu vergileriyle bunlar yapılıyor, ödentileriyle bunlar yapılıyor. Dini örneğin bütçede biz, yani Diyanet işlerine ayrılan bütçe şimdi tamamen başka, yani inancın dışına çıkmış durumda. İslam inancına göre yaşadıklarını ya da İslam'ın gereğini yerine getirdiklerini de biz düşünmüyoruz. Tamamen bizim tasvip etmediğimiz, onaylamadığımız bir takım kapsamlı planların bir yediği durumda, bileşeni durumda. Yani inançlar layık olması gerekirken, devletlerden bağımsız olması gerekirken, şimdi yani hükümetlerin planlarının tamamlayıcı unsurları haline geldiler. Bu durumlar kabul edilemez. Hele hele Dersim'de yani valiler ya da Diyanet İşleri Başkanlığı Dersim'e ne yapmışlar? Dersim'e ne etmişler? Dersim'e hizmetleri ne? Yani tamamen bütün bunlar Dersim'e aslında bir zulüm olarak görülen politikalar. Biz bunlar dursun istiyoruz. Bunlardan vazgeçilsin istiyoruz. Yani inancımızı, Dersim halkı inancı özgürce yaşasın istiyoruz. Yani kutsallarımıza dokunulmasın istiyoruz. Bu bağlamda da yani bu halkın halk devlet memurları, Dersim'e gelen, hizmet veren devlet memurları, valiler, kaymakamlar ya da bir bütün olarak devlet erkanı Dersim'e kimsenin kafasında zerre kadar bu halka, bu topluma hizmet götürme diye bir maksat yok. Yani biz Dersim'de mutlaka belli bir oranda Sünni vatandaşlarımızın olduğunu, yaşadığını biliyoruz. Onların kendi inancı yaşamasında hiçbir sorun yok, hiçbir şey yok. Hatta biz elimizden gelen her türlü katkıyı da sağlarız. Ama bu şeye dönüştüğü zaman, yani Dersim inancını asimile etmeye, değiştirmeye dönüştüğü zaman ya da ihtiyaç fazlası hemen her yere, her köye, her mahalleye bir cami, işte askeriye içerse, kışla içerse, üniversiteye, yarın bunların devamları gelecek. Dediğim gibi bu politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Yani artık Alevilerin de bu ülkenin gerçek